TPO Beyaz Futbol'un 4. bölümünden hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Bugün yanında 3 değerli konuğum var aslında ama şu anda Nedim Özgüner bir bağlantı sorunu yaşıyor bizde. O yüzden diğer iki konuğumuza merhaba diyelim. Merhaba Sayın Koz ve Sayın Şahin, nasılsınız? Sağ olasın kardeşim, iyiyiz. Ya iyi diyelim, iyi olalım diyelim. İyi evet, değiliz sizin aslında. TPO askerler hakkında bugün çok konuşacağız. Önemli konular var çünkü. O yüzden şimdiden bir merhaba. Sayın Koz, merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyi, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim ben de. Bugün bildiğiniz gibi Arap Atı'nın maçında Samet Şölen forvete koydunuz ve 6 gol attı. Siz 0 gol attınız diyecektim ama hayır, öyle bir şey yok olmadı. İki evet, maçta mı attı? Doğru gol atamadım. Bilgim yok da. Evet. İki maçta mı attı, tek maçta mı attı ben? Tek maçta attı. Yok, iki maçta attı. İki maçta. Tamam. Bugünkü maçta iki maçta attı, evet. Kafam biraz karışık bu aralar, bakamadım fazla da, kusura bakmayın. Evet, Nedim Özgüner şu an bir bağlantı sorunu yaşıyor ve koptu bağlantısı. Evet, o yüzden Sayın Şahin, hemen size başlayalım. Bildiğiniz gibi TPO askerlerinde büyük bir bombalama oluyor. Ve Oğuzhan Öztürk bir ayrılma söz konusu oldu. Evet. Bununla ilgili bize birkaç söz söyler misiniz? Yani şimdi şöyle söyleyeyim, zaten medyada bugün çıkan haberlerde çok farklı kanallarda çok başka haberler var. İlk ağızdan duyun istedim. Yani keşke bunu sen söylesin ama ben söyleyeyim. İlk ağızdan duysanız iyi olur. Şöyle anlatayım ben size kısaca. Şimdi dün akşam Fenerbahçe, Galatasaray falan filan bir turnuvamız oldu. Bu turnuvamızda biz normalde ikinci ve birinci final maçı oynayacak ve bir şampiyon belirlenecekti. Biz bunu biliyorduk ama kendi mesaj grubumuzda Onur Saraç'a dedim ki, oğlum dedim 3 maç yaptık ve maçlar bitti. Keşke dedim final maçı koymasaydın, biz de şampiyon olsaydık. Şu an çünkü puan durumunda bir şampiyonuz. O dedi ki ya doğru söylüyorsun. Şakalaşıyoruz böyle. Dedim ki o zaman şöyle yapalım mı? Hadi dedim mesaj grubuna girelim. Oraya sanki dedim final maçı olduğunu bilmiyormuş gibi. Hani şampiyonmuşuz gibi yapalım. Sonra 2-3 dakika hiçbir şey yazmayalım kimseye. Hani şampiyon biziz havasına sokalım. Belki dedim onlar da final maçı yapmayın. Şaka yapalım. İnsan kime şaka yapar? Sevdiklerine şaka yapar. Biz de bu çocukları... Bazı insanlar bunu şaka olarak algılamadı ve büyük biz, ortaya çıktı. Biz evet, biz 11 tane oyuncumuz var orada. Onlar 11'de yalan söyleyecek değil. Hepsi zaten, Samet de vardı orada. Şaka yapmak için yazalım dedik. Onlar da o arada Galatasaray'la Beşiktaş bir şey tartışıyormuş. Ama tabii ki biz hemen o hızla yazmak için girdiğimizde bunlar ne konuşuyor diye bakmadık. Yani dur bakalım bunlar ne konuşuyor diye bakmadık. Hepimiz şampiyon Fenerbahçe bilmem ne falan filan yazdık oraya. Ondan sonra bir baktım ki Oğuzhan bütün Fener'le alakalı bilmem ne yazanların AK diyeyim ben. Yani şimdi söylemeyeyim. AK bilmem ne dedi ve evet, ve orada ben de varım. Yani o 16, ben 32 yaşındayım, iki katı. Yani ben de varım, o da abisiyim yani. Bana da bunu söylemiş oluyor ki bir, yani parantez açayım, ben böyle şeyleri önemsemem. Çünkü ben onun orada kim demek istediğini, aslında bana küfür etmek istemediğini, sinirlendiğini anlarım. Ki onun da bunu anlaması lazımdı, bizim orada ne yaptığımızı. Bunu söyledi, hiç önemli değil. Umursamadım da. Çünkü olabilir, sinirlenmiş olabilir. Ama ben ona öyle bakmam. Yani biz bir şaka yaptık. Sevdiğimiz için şaka yaptık. Karşılığında bir baktım. Beni TPO askerleri takımından çıkıyorum ben. Allah Allah. Ne yaptık ki biz? Anasına mı küfür ettik? Bacısına mı küfür ettik birilerine? Biz herhalde medyada şöyle duymuştuk. Herhalde ani bir sinirle böyle bir karar verdik demiştik ama. İşte zaten ben de büyük olarak, bir büyük olarak olgun davrandım. Dedim ki sesimi çıkarmayayım. Şimdi dedim sinirlidir. Yaşı da ufak. Yarın ola hayır ola. Yarın oldu. Ertesi gün oldu. Ses çıkarmadım. Dedim ki herhalde gelip birazdan abi ben yanlış yaptım, özür dilerim falan filan diye bir şey söyler diye düşündüm ben. Öyle bir şey söyleyeceğini umdum. Ama baktım ki şöyle bir şey de söylemedi bana. Yani hiç umursamadı daha doğrusu. Bugün de baktım FIFA adminlerinden de adminle çıkmak istiyorum dedi. Oradan da çıkmak istediğini söyledi. Oradan da çıkardık. Yani diyeceğim o ki biz sevdiğimiz insanları takılabilmek için, kızdırabilmek için bir şaka yaptık. Karşılığında küfür yedik. Ve karşılığında takımdan ayrılmalar falan oldu. Yani kimsenin ne anasına söyledik ne bacısına söyledik. Takımdan alacak bir şey olmadı. Herkes birine sinirlenebilir. Onlar diyor ki biz o ara şunu konuşuyorduk. İstersen o ara en yakın arkadaşının trafik kazası haberini konuşuyor ol. Ben bilmiyordum bir. Bilsem bile ertesi gün olur dersin ki ya dün böyle böyle bir şey konuşuyorduk. Keşke o an yapmasaydınız. Ya da hepsini geçtim. Özelden mesaj atarsın o an. Onur abi lütfen orada şampiyon Fenerbahçe yazanlara söyler misin? Yazmasınlar, şu an önemli bir konu konuşuyoruz da diyebilirsin. Yani işte diyeceğim o ki biz sevdiğimiz insanlara, kardeşimiz gibi gördüğümüz insanlara, kardeşimiz gibi hissettiğimiz insanlara şaka yaptık. Ama bizim kardeşimiz gibi gördüğümüz insanlar meğerse bizi abisi gibi değil de şerefsiz gibi görüyormuş ki en ufacık bir şakamızda bizlere yol vermeyi seçtiler. Herkes Allah, herkesin yolunu açık etsin. Umarız tekrar TPO askerleri güneş gibi parıldar diyoruz. Ve TPO askerlerine bir şey olmaz. Bu konuyu bir de Sayın Koz'dan dinleyelim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda deyip hemen yeni konuya geçelim. Çünkü önemli bir konumuz daha var TPO askerleri hakkında. Sayın Koz sizdeyiz. Ben turnuvaya katılmadığım için dünkü o Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş
Konudan uzağım. O yüzden uzak ağızlardan duyduğum kadarıyla yani bir şey söylemem doğru olmaz. Tamam, o zaman hemen diğer konumuza geçelim. TPO askerleri bir transfer görüşmeleri söz konusuymuş sanırım. Duyduğumuz haberlere göre. Medyada sızan haberlere göre. Ama geçtiğimiz günlerde bir Onur Şahin, yani siz bir yorum yapmıştınız. Levent Özcarlar ilgilenmiyoruz, alakamız yok diye. Ya bu konu hakkında bize bir sizden dinleyebilir miyiz? Bu konu yanlış anlamazsınız. Biliyorum canlı yayın çok kötü ama şuna bakmam lazım. Çok önemli. Tamam. Hemen kısa. Alo. O iki tane futbolcuyu alma. Alma. Üçüncü bir futbolcu da var. Üçünün arasında birini alacağız. Tamam. Alma. Hayır, tamam. Üçünden birini alacağız. Konuşuruz. Evet. Canlı yayında bir transfer söz konusunu diyeceğiz. Evet. Yani takımımızda yer açıldı biliyorsunuz bir kişilik. O yüzden bir tane transfer yapacağız. Açıklamak isterdim üç oyuncuyu. Bir dakika programda açıklarım. Şimdilik açıklamayayım. Peki. Diğer sorduğun soruyu da tam hatırlamıyorum. Ne sordunuz? Levent Özcar'a söyle senin. Levent Özcar'ın kalbini kırmak için yazmadım ben orada. Ya da sen kimsin ki falan gibi yazmadım. Sadece ben bir şaka yapmıştım Levent'i istiyoruz ya zamanında. Baktım ki bu şakadan dolayı aralarında bir şaka gerçeğe dönmeye başladı. Yani şaka kaka oldu derler ya. Öyle oluyor. O yüzden dedim ki aman benden dolayı olmasın. Çünkü biliyorsunuz ne olsa benim üzerime kalıyor. Hemen dedim elimi çekeyim ben. Yani şakam kaka olmasın diye hemen elimi çekeyim dedim oradan. Yarın gün bir şey olur. Onur abi aklımıza girdi olmasın diye. Hemen dedim elimi ayağımı çekeyim ben. Peki. O zaman hemen bir Arapati ile ilgili konuşalım. Sonuçta askerliğine geçeceğiz. Onun Ataköy konakları ile ilgili olan maçına geçeceğiz. Ve şimdi Sayın Koz, sizden bir alalım şunu. Bildiğiniz gibi Arapati'nin yan takımı açıldı ve sonra hemen kapandı. Bununla alakalı bize bir iki şey söyler misiniz? Çok ilginç. Ben de evet çok ilginç geldi. Barış'tan dinlemek daha iyi olur. Aslında olarak 4-5 kişi olmuşlardı. Ve aslında kapanmadı. A2 adı altından ayrılıp Atletico Kudüs adı altına geçtiler. Yani o kendi takımlarına ayrıldılar sanırım. Aslında şöyle oldu olay. Yani performans olarak düşük oyuncuları oraya topladık bizim takımımızdakileri. Ki gelecek olsun yani FIFA 16 olsun ya da şimdiki FIFA 15 sezonumuz olsun. Daha iyi performansa çıkmalarını sağlamak için ikinci takımı açtık. Ki geçen hafta 2-3 gün önce ben de o takıma geçtim. Bugün Arapat'ına geri döndüm. Peki. Hayırlısı olsun diyelim biz de buradan Barış kardeşimize. İnşallah. Hemen tekrar Sayın Şahin'e dönüyoruz ve TPO askerlerine dönüyoruz. Atatürk konakları maçı hakkında size bir sorum olacak. Yani abi şimdi buradan da söyleyelim yani tamam TPO'nun kaptanı olduğumuz kadar da turnuvanın da sorumlularından biriyiz. Şimdi ikinci maçı oynuyoruz. İlk maçı farklı kazandık. İkinci maç dakika 20-25 falan da hatırlamıyorum. 3-0 öndeyiz. 4-0 olacak penaltı ve penaltıda rakip çıktı. Ve daha sonra bize şöyle bir mesaj geldi. Abi arkadaşımızın elektriği gitti. Bu arkadaşın elektriği nedense bütün gün boyunca bizim penaltı atmamızı anında mı gitti? Böyle, yani bu bana göre bir yalan. Bizim şimdi şöyle söyleyeyim. Tamam şunu demek istiyorlar. Abi zaten 4 olmuş. Sizin yendik sayalım. Ama öyle değil. Bizim o takımda gol kralı olmak isteyen bir arkadaşımız var. Ersin Ekimci. Gol krallığında iddialı. Ve o günde ilk maçta 3 mü 2 mi gol atmıştı. Belki o maç ilk yarıdan 3-0 4-0 belki 10-0 olacaktı. Belki de Ersin 8 gol atacaktı. Ben niye benim futbolcum vizyonunu geliştirmesin? Benim futbolcum niye orada gol kralı olarak en yukarı TPO askerleri yazmasın? Bu takımları yine söylüyorum bir dahaki turnuvaları önümüzdeki turnuvaları yanımıza almayacağız. Aramıza almayacağız böyle takımlar. Peki o zaman şu an hiç hazırlanmadık, bilinmedik bir şey sormak istiyorum size. Bildiğiniz gibi Oğuzhan Öztürk TPO askerlerinden ayrıldı ve FIFA dinlerinden ayrıldı. Ama Türkiye TPO Futbol Federasyonu'nda devam edecek mi? Bunu size sormak istiyorum. Bizim dediğimiz gibi kendi çocukluğuna veriyorum, ufaklığına veriyorum. Kendi kendine ayrıldı. Ona kimse bir yerden ayrılmadı. Her yerden kendi hisseyle ayrıldı. Kendi hisseyle ayrılmadığı sürece istediği yerde devam edebilir. Biz hiçbir zaman bizden ayrıldı diye ne hali varsa görsün bilmem ne şerefsiz falan diye düşünmeyiz. Evet. O yine bizi abisi olarak değil de şerefsiz olarak görür. Ama biz onu hala kardeşimiz olarak gibi görmek isteriz. Peki o zaman son bir sorum olacak Sayın Şahin. İkinizden de bir genel durum almak istiyorum. Sayın Şahin, medyada sızan haberlere göre Can Doğan ile bir şey söz konuşuyormuş takımda sanırım. Kaptanlığını veriyormuşsunuz sanırım. Veriyoruz diye Can Doğan yeni kaptanımız. O zaman gerçekten hayırlı uğurlu olsun diyoruz TPO askerleri adına. Gerçekten büyük bir karar olabilir bu sizin için. Yani takım kaptanı herkes beni görüyor da şöyle söyleyeyim ben takım kurucusuyum arkadaşlar. Herkes söylesin daha önce Oğuzhan kaptandı şimdi Can Doğan kaptanımız. Peki.
O zaman sizden... Yalnız ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdi vesile olsun. Bu Barış kardeşimin takımıyla alakalı falan fazla ben bir şey bilmiyordum. İlk defa öğrendim. Siz de biraz ona yönelik sorular sorarsanız ben de biraz öğrenmek istiyorum. Ya da Barış'ın da fikirlerini öğrenmek istiyorum. Çünkü ligde takip ediyorum. Fikirleri Beyaz Futbol'da da izledim. Çok güzel fikirleri var. Ona birkaç soru bir sorabilirsek. Size şöyle bir soru soralım. Ligde ilk ikiye girebileceğinize inanıyor musunuz? Ya da ligde zor takımlar var. Takım anlayışınıza güveniyor musunuz? Kimlerle en iyi uyum sağlıyorsunuz? Bunu bize bir açıklar mısınız? Yani ligin durumu sizce nasıl? Kendi şeyinizde. Kendi grubunuzda. Ligde kendi grubumuza ilk ikiye girer miyiz? Orası pek net değil. Yani ilk dörtte kesin varız ama ilk ikiye emin gözle bakmıyorum. Çünkü yeni transferler oldu. Takımdan ayrılan isimler oldu. Pek şey değil. Berrak değil takımın gidişatı. Yani aslında iyi ama şu son 2-3 maçtır eksideyiz bence. Peki yeni transferler söz konusu olacak mı? Çok iyi transferler yaptı. Ben de bu arada kutlayayım. Ben de bu arada var. Çok iyi transferler yaptı. Helal olsun diyorum kardeşime. Sağ ol abi. Boğaçan var. Kaan arkadaşımız var. Bir tane şu an şey CDM var ama adını şu an vermiyorum. Belki kesinleşirse ileride. Ya takıma artısı olacak isimleri ekledik. Eksi olanları da çıkardık. Ben de ufak bir şey söylemek istiyorum buradan. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu arada Boğaçan Demircioğlu'yla da ilgileniyoruz biz. Üç futbolcumuzdan birisi Boğaçan. Haberiniz olsun. Burada ilk defa canlı yayında söyleyeyim. Peki. O zaman size bir soru sormak istiyorum Şahin Çay'ın. TFF Aslanları hakkında düşünceleriniz. Yani gerçekten zor bir şey çünkü Boğaçan Demircioğlu ayrıldı. Son iki maçında TFF Aslanları kaybetti. Eren Bilen takımı idare edemiyor mu? Kardeşim. O isimle alakalı bana bir şey sormamını istemiyorum. Sormanı da istemiyorum. O isim varsa programı terk ederim. Peki. O isim varsa ben programı terk ederim. O isim bir daha duymayacağım. Yani duymayacağım emir vermek gibi olmasın, duymak istemiyorum. Tamam o zaman. Eren Bilen ismini bir daha duymayacaksınız. Lütfen bakın hala söylüyorsunuz. Lütfen söyleme. Kaşıntı geldi yani. O zaman sizden ligin kendi grubunuzu kendi grubunuzu bir şey atar mısınız bize? Biraz değerlendirebilir misiniz? Takımı övmek gibi kendimi bir B zannediyor gibi olmayayım ama hala namalubuz. Namalup. En son maçı saymıyorum. En son attığımız maç golleri. Geçen hafta 30 gol atmışız. 5 gol yemişiz. Bu hafta da bir maç 6-0'dı yanlış hatırlamıyorsam. Öbürü de 4-0'dı çıktılar. Yani şöyle söyleyeyim. 50 gol yakın golümüz var. 5 gol yemişiz. Takımım çok iyi. Takımdaki ortam çok iyi. Facebook mesaj grubumuzdaki ortamımız çok iyi. Birbirimizi desteklememiz çok iyi. Yani nasıl anlatayım? Nasıl Beşiktaş'ın 100. yıl kadrosu vardı? Bir aile ortamı vardı. Galatasaray'ın UEFA Kupası. Şu anda bizim kadromuzda ben de o aile ortamını görüyorum. Harika. Bizim çocuklar harika. Peki kazanabileceğinize inanıyor musunuz? Gerçekten? Ha, grup için pardon özür dilerim. Grup alakalı soru sormuştunuz. Özür diliyorum. Şimdi bizim grubun takımlarından şu anda tam şey yapamıyorum. Bir saniye bakayım. Los Brothers var. Los Brothers, Arap Atı ve Çapulink Atakoy Konakları. Şimdi Arap Atı dediğim gibi az önce Barış kardeşim de söyledi. Şimdi Arap Atı'nda şöyle bir eksiklik var. Bana düşmez onların takımı yaşatmak. Arap Atı'nda bazı futbolcular çok kendini oynuyor görüyorum. Mesela bir Doğukan diye bir kardeşimiz var. İzledim. Artık yok. Evet artık işte zaten Arap Atı hemen bıçağı koydu çizgiyi çekti ama çok bencil oynuyordu. Çok iyi futbolcu. Çok iyi oynuyor ama bencil oynuyordu. Samet biliyorsunuz Legend Team'e gitmişti ve daha sonra geri geldi. Çok büyük bir çok büyük bir güç. Çok büyük bir burada yine transfer ne derler başarısından dolayı Barış kardeşimi Nedim kardeşimi tebrik ediyorum. Boğaçan gibi bir golcüyü Samet gibi bir orta saha takımına kattı. Bu transferleri biraz geç yaptılar ve sıkıntı yaşadılar. Grupla alakalı sıkıntılar oldu. Ben eminim Arap Atı bir sonraki turnuvanın en iyi ilk 3 takımdan biri olacak bence. İleriki zamanlarda göreceğiz bunu tabii ki de. Aynen öyle. O zaman son soruyu genel bir soru sormak istiyorum. Kendi grubum olarak değil takım olarak değerlendirmek istiyorum. Halloween'da inanılmaz bir düşüş var. Geçen sene şampiyon sonuçta ama şu an gerçekten... Geçen senenin şampiyonu, şampiyonluklar perçinlendiği zaman başarıdır. Halloween yani Barış da bilir yani Batuhan Sergen takımda bir ilgisizlik bilmem ne boş havalar Levent'i ne yaptığı belli değil maçlara girmiyor. Eskiden her gün pro kulüp oynuyorlar şimdi hiç görmüyorum online bile değiller birbirlerini umursamıyorlar. Öyle bir takım olmuş garip yani hiç anlayamadım. Legend Team desen Onur'un takımı
Yani Onur var yani, siz düşünün. Onur yani. Sonuç zaten konuşmaya gerek yok onun hakkında. Tam yani şöyle anlatayım. Şu an biz 30 gol atmışız. Aynen 30 gol atmışız, 5 gol yemişiz. Eğer bizim takımda şu an Onur olsa mesela, bizim 30 gol yemişiz, 5 gol atmışız olurdu. Sonuncu öyle anlatayım. Yani sonuncu, sondan birinci falan. Yani Onur Saraj'ın idare ettiği her takım ne olacağı belli zaten. Ya işte o da ne yapsın. Karabela çok ilginç. Son günlerde hiç LVRV arıyorum yazmıyor. Aynen. O, onu gerçekten yani ciddi söylüyorum. Bazen cep telefon baktığım zaman Karabela'nın yokluğunu hissediyorum. İnanır mısınız? Yani açıyorum, bir hüzünleniyorum. Karabela'dan mesaj yok. Çok ilginç geliyor bana. Grup sakinleşti abi. Grup bitti. Grup şu an çok aktif değil. Aynen öyle. Team Power'la alakalı bir şey söyleyeceğim. Şimdi Team Power ilk lig başladığı zaman herkesin favorisiydi. Herkes diyordu ki ya Halloween götürür ya Team Power götürür. %37'lik bir oran almıştı oylamalarda. Biz de %27 almıştık. Bakın bizden daha fazlaydı. Ama Team Power'daki inanılmaz bir düşüş var. Gerçekten inanılmaz bir düşüş var. Gelene geçene yeniliyorlar. Gelen geçen Team Power'a yeniyor. 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 Team Power'a bir çakmak lazım. Evet. Team Power'da Salih Keskin kaptanlığı Mert Kader'e verdi. Ya Salih Keskin zaten bu programa da katılamaz. Yüreği yetmez Salih Keskin'e. Evet. Yani yüreği yetiyorsa bakın bu üçümüzün burada olacaktı. Ne yaptı son dakikada? Aman benim işim çıktı falan, hani katılamaz, yüreği yetmez. Niye yüreği yetmez biliyor musunuz? O herkesin inandığı takımı 7.liğe düşürdü ya. Yüreği yetmez. Doğrudur. Hırsını kaybetti. Hırsını, heyecanını. İlk turnuvadaki hırsı gitti. Sen ne diyorsun ya? Al bunu, Batuhan var ya, Sergen Yalçın. Salih, al kafasını ikisine vur. Ben yani Batuhan Sergen'i takımda görmek isterim. Kendi yani Arap atında görmek isterim. Sevdiğim, ben de, takip ben ettiğim de, bir oyuncu. Zaten Batuhan'a ben de şöyle bir öneri de yapayım. Arap atı gibi büyük bir takıma, işte Batuhan'ın işte takımı yani, çıksın hiç olmadı kendini oradan Arap atına şey yaparsa fazla oynayamıyor biliyor musunuz? Hiç olmadı Arap atındaki futbolcular destekler onu. Pasmas atar, o da gol mor atar, tekrar eski Batuhan olabilir. Çünkü yeteneksiz. Gerçekten yeteneksiz. 2-3 sezon sonra da ben de kendimi TPO'da görmek isterim. TPO her zaman ilk önce başarıdan daha önce arkadaş önem verir. Neden olmasın? Peki Alo, Barış'ı şey yazsana, listeye Barış'ı yaz. Yönetmeninden aldığım son habere göre kısıtlı bir zamanımız kaldı ve kısıtlı zamanımızda şu soruyu sormak istiyorum. Ligin genel durumu hakkında düşünceleriniz neler? Kim Ben söyledim, Barış kardeşim söylesin. Kim şampiyon olur, kim sonuncu olur iki gruptan da? Barış kardeşim konuşsun. Bizim gruptan ben TPO askerlerine yani onlara bir şey söyleyemem şu an. Puan durumları falan çok iyi. Los Brothers Arap atı ortada, kararsız. Yani neyin ne olacağı belli değil. Sözünü balla kesiyorum. Bakın TPO askerleri birinci, bir altında sadece ikinci Los Brothers var. Geçen maç 6-0 mı ya 5-0 mı hatırlamıyorum. Bundan bahsetmiştik hemen geçen bölümde zaten. İlk maç hakkında konuşmuştuk. Bu neydi? Ben daha ne diyeyim. Buyur kardeşim. B grubunda da Derdine Derman çok ballı bir takım. Gerçekten. Çok ballı bir takım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar, bak bu Derdine Derman var ya, bütün gün televizyonu aynı saatte açıyorlar. O bir tane Flash TV'de bazı reklamı var ya, onu izliyorlar diyor, bütün gün. Bak vallahi bak, o onu Kenan bazı reklamı çıktı, sen de izle. Hepsi böyle izliyor. Ben ömrüm hayatımda hiçbir şey oynamayıp böyle bir yere gelip başka takım görmedim. İki taktiği var. Abi, bak, iki taktiği. Tilman çok iyi kaçıyor. Bak iki taktik var. Bir ceza sahasının yayının oralara geldiği zaman ara pasını atıyor Tilmaç'a. Tilmaç da tekte vuruyor, gol oluyor. Evet. Bir de uzaydan da olsa, nereden olsa olsun kaleye vur. Başka hiçbir şey yok. Başka hiç. Berkaç. Duvar pası, 2-1, orta, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya ben ömrümde bu kadar ballı takım görmedim. Bu arada Legend de bir şey söyleyeceğim Barış kardeşim. Yalnız ben bir şey hatırlıyorum. İyi hatırladım son dediğim. Siz yok kupa maçı size yeneriz bilmem, böyle bir iddia bir şeyler vardı sizin takımda. Aynen. Geçen hafta gerçekten hatırlıyorum ben de. Burada Bartu'yla işte falan birbirinize girdiniz. Sen kimsin dedi. Biz size dedi böyle bilmem ne yaparız falan. Olaylar çıkmıştı buradan sonra. Ona oldu. Onu bir açıklar mısın kardeşim bize? Abi bir ilk önce bizi yenemediler. Yani iki maçta da yendik sanırım. Ya da bir maçta berabere kalmış olabiliriz. İlk maçınız 1-1. İkinci maçı 1-0 kazandınız. Elediniz. Evet. İkincisi de Mert Vatansever sizi sahaya gömecek dedi Bartu burada. Oo. Yani çok net. Mert Vatansever sizi burada sahaya gömecek dedi. Gömemedi. Takım, kendileri gömüldü. Karşı gol atamadı.
ve gol atamadılar size. Hem öyle hem de sanırım Mert'i gönderdiler takımdan. Yani yanlış hatırlamıyorsam ayrıldı diye hatırlıyorum. Bakın yani... burada Barış ne demek istiyor? Biz diyor yeniliriz, yeneriz, takımımız aynı kalır. Onlar bizi yenemez, futbolcu gönderir deyip burada onlara siz kimsiniz lan mı demek istedi acaba? Tabii yani öyle olmasa da. Evet, Emir Hanım bir görüntü kamera sorunu yaşadı. Evet. Alan sorunu oldu, hemen çözdük. Öyle olmasa yani sonuçta şey takım kaptanları arkadaş, ben bağırmayı ama severim. Sanki ben size ne çaktık mı dedi gibi hissettim. Var tabii öyle bir ima var. Yani evet. Alan almıştır büyük ihtimalle. Oo ne dedi? Alan almıştır büyük ihtimalle. Mesajı alan almıştır. Anlayan anlasın diyoruz. Aynen öyle. Ama şey de var tabii. Onur abiye de geçen haftadan. Evet, o da var hocam tabii. Bir tane demişti de, yaşlı kurt demişti oynayamadın. Yürüsün istiyor. Kim ya diyordu böyle. İşte bakın sizin gibi insanlar bunu öyle algılar. Bu adam çok zeki bir adam. Laf koyuyorum gibi gösterip alttan övgü veriyor. Yaşlı kurt ne demektir? Yaşlı kurt kimlere söylenir? Kimlerine söylenir? Yaşlı kurt her zaman sürünün lideridir. Aynen. Zeki insanlar. Yani, sürü her zaman yaşlı kurdu takip eder. Aynen. O orada aslında siz öyle anlıyorsunuz. O orada övgü gönderiyor bana. İzledim böyle yaptım. Delikanlı çocuk dedim. He, bu videoyu izleyen Batuhan acaba delikanlı diyebilecek mi Barış'a onu bilmiyorum. Çünkü Batuhan'a daha az önce onun oynadığı topu ben götümle oynarım demek istedi Barış. İstedi. Bunu istedi. Demek istedi. Sen az önce Levent'i istiyor musunuz dediğinde de Barış'ın suratı falan dikkat ettim. Şöyle yaptı bak. Yani Levent kim? Bunları istedi şimdi. Eğil oturup da konuşalım. O zaman son kez bir soru sormak istiyorum. Ligin en kötü takımı. Bu arada mesaj geldi. Nedim'den mesaj geldi. Tuvalete düştüm gelemiyorum diye. Gelemeyecek galiba. Gelemiyormuş. Dedim zaten duşa girdi, tuvalete girdi. Bitti o. Aynen. Ligin en kötü takımı bana göre derdine derman olabilir. Derdine derman. Bak ciddi söylüyorum bak ciddi. Derdine derman değil. Onu şaka yaptım. Ama ciddi ciddi söyleyeyim. Legend Team. Evet. Legend Team. Halloween. Halloween. Bir de şey. Karabela. Evet. Abi benim 6 tane takımım var listemde. Ligin en kötüsü dediğim. Crazy Turks. Ligden ilk 3 sonuç mu? Ooo. Aynen aynen. Crazy Turks ilk söyledi. Yani kötünün kötüsü demek istedi. Onu ilk salladı. A grubunun en kötüsü bence. Ha öyle bir bakacaksak A grubunun en kötüsü ilk bir Karabela'dır. 2 Lords of Kingston'dır. 3. Crazy Turks'tür. B grubunda Superstar 1905 var. Galaxy United var. Turco Team var. Hocam, onların oynadığı topu ben bilmem nereden oynarım demek istiyor galiba. Çıkışta olaylar olabilir. Çıkışta güvenliklerle gidin derim. Yalnız Barış kardeşim tebrik ediyorum. Çok delikanlıca yorumlar yapıyor. Hiç kimseden korkmuyor. Ve burada bakın siz çıkışta güvenlik var falan diyorsunuz ama gidere gider gelsinler lan demek istedi. Abi ben şöyle diyeyim. Bizim A2 A2 grubu yani A2 takımımız dediğimiz Atletico Kudüs hepsinden daha üstün bence. Şu an o haliyle. Oo, helal olsun hocam. Vay be. Adam diyor ki yani yeni takım açtım. Onları oynadığı topu diyor ben donumla oynuyorum demek istedi gibi geldi. Ortam var abi ortam var. Yani millet o takımda olmayı seviyor. Ki o takımda şu an. O zaman... Ama geleceği parlak mıdır o takımın? Bence değildir yani. Her an kapatabilir. Çünkü çoğu oyuncuyu yine az takıma attık. Yedek de olsa az takımda oynayacak. Bu arada program kapanmadan önemli bilgi vereyim. Bu çok önemli bir bilgi. Çok önemli bilgi. Arkadaşlar buradan şu an bizi izleyen bütün pro kulüp oyuncularına sesleniyorum. Bir sonraki pro kulübümüz, ligimiz FIFA 16 olabilir bilmiyorum ama bir sonraki şeyde şöyle bir şey düşünüyoruz ki bunun niş yapacağımızı söyleyeyim. Bu maçtan kaçan, maçı bırakıp giden futbol oyuncularına kurtulmak için ilk defa açıklıyorum bunu. Onur Saraç, ben de Samet biliyor galiba. Birincilik ve ikincilik yapacağız arkadaşlar. Emirhan sana da söylemiştim. Hafta içi bana Twitter'dan retweetlemiştin benim bir tane... Doğru. Kate Upton'ın sütyenli fotoğrafını paylaşmışım. Bunu sen değil demiştin. Burada söylemeseydiniz hocam yineydi de. Neyse orada arkadaşlar artık TPO 1. ve 2. ligi olacak. TPO 1. liginde en düzenli, şu andaki turnuvadaki en düzenli takımlar. Yani maçını yapan adam gibi oyun. En başarılı demiyorum. Onlar olacak. 2. ligde de işte bu takımların 2. takımları, A takım, B takımları gibi ya da turnuvaya A ben sizin grubunuzu yeni gördüm ya bizim de takımımız var diyen takımlar ikincilikten başlayacak.
1. ligdeki her sezondan 3 takım 2. lige düşecek. 2. ligdeki 3 takım 1. lige gelecek. AB grubu olmayacak. Tek bir lig olacak. Tek bir lig olacak. Her 2 senede bir yıldız alacakmış sanırım. O da var. Onu da Barış kardeşim anlatsın. Barış ko sizden dinleyelim. Abi şey. Turnuvada ilk önce bence şey olmalı. Bu sorun çıkaran oyuncular alınmamalı abi. Zaten onunla alakalı birkaç şeyimiz var. Bu turnuvada biraz internet sayfası, puan durum falan filan derken çok sıkıntı yaşadık ama bir dahaki turnuvada bomba gibi olacak. Bir dahaki turnuvada inşallah ben de elimden gelecek kadar yardımcı olurum o şey. İnşallah. O yıldız olayı da şöyle. TPO'nun şampiyon olmuş takımlarına logoları, her takım logo yapmak zorunda olacak. Evet. Ve logoların üstüne her şampiyonlukta bir yıldız eklenecek. Ki 5 şampiyonluğa kadar. İlk 5 şampiyonluğu alan takım bir yıldız olacak. Ondan sonra diğer takımlar sıfır olacak. Yani 5 şampiyonluktan sonra yıldızlar 5'er 5'e gidecek. Ondan sonra bir de 10'ar 10'ar gidecek. Çok iyi. O zaman burada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. TP Beyaz Tuğla. Emirhan sen bu arada kardeşim yayını şeyde kanalizasyondan mı yapıyorsun? Seni göremiyorum da. Bağlantın biraz kötü galiba. Evet bağlantı. Ben görüyorum. Parazitlendi. Sorun yok. Ben görüyorsam sorun yok. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Katıldığınız için bize burada... Bir dakika. Yayını bitirmeden önce... Buradan şeye laf bir daha konuşmak istiyorum. Hadi. Bartu'ya. Asıl senin futbolu bırakman lazım kardeşim. Oo. Yani o gün maça çıkıp da bize laf edip bize gol atamaman gerçekten komik bir durumdu. Ki güldük. Maç perde arkasında güldük. Bir de yayın açmışsınız. Ona daha çok güldük. Oo, şunu demek istedi. Sen gelip beni yeneceğini zannedip yayın açarsın ama ben gelir sana giderim. Çakmak ruhum var, duymaz çakmak mı demek istedin acaba Barış? Çakmak var mı diyor da. Öyle bir şey hissettim. Sigarayı kullanmıyorum ya. Çakmak yok şu an. O zaman bizim yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sorularımızı cevapladığınız için çok teşekkür ederim sizden. Uzaylı adam mıdır? Efendim? Uzaylı adam mıdır? Gay'dir. Eyvah. Bu arada TPO'yu da takip ediyorum. Her platformdan. Twitter olsun, Facebook olsun. Acaba bu transfer görüşmesi mi? Çok zekisin. Çok zekisin. Bu açanın transferini bitirin. Şu anda Barış'ı ben burada lafa tutuyorum. O buradayken bitirin. O zaman bunu üçüncü kez söylüyorum. Tekrar katıldığınız için teşekkür ederim yayınınıza. Son bir şey söyleyeceğim. Son bir şey. Nedim bana dedi ki abi dedi bu açanı dedi yeni verdin dedi. Niye geri istiyorsun dedi. Mesajların bütün konuşmaları elimde. Nedim'e şunu dedim. Nedim kardeşim. Devre arası harici. Bakın devre arası harici. Sezon sonunda ben bu oyuncuyu istersem alırım demedim. Bakın istersem alırım. Yobazlığa girer. İstersem oyuncu da gelmek isterse lütfen gönül koymayın. Kabul mü kardeşim? O dedi ki kabul. O zaman hayırlı olsun. Oyuncu gelir abi. Oyuncu sana gelir. Ama çünkü sen sevilen bir insansın. Hayır sağ ol kardeşim. Ama hayırlı olsun dedim. Ve hayırlı olsun dedim. Ama şimdi Nedim gelmiş bana diyor ki abi yanlış yapıyorsun. Bizi bilmem ne yapıyorsun. Şimdi ben burada haksız mıyım? Ben şartımı koymuşum. Oyuncu isterse demişim. Zorla alırım dememişim. Şimdi ben adamı almak istiyorum. Yoluma taş koyuyorlar. Buradan sen Nedim'e kontratını yapmışsın abi. Ben buradan Nedim'e sesleniyorum. Oyuncuyu bir eve kapattığınızı, zincirlediğinizi, sadece su verdiğinizi hepsini biliyorum. Hepsinden haberim var. Yakında evinizi basacağım. Oyuncuyu oradan çıkaracağım. Çok ayıp ya. Çok ayıp ya. Eyvallah. O zaman dördüncü kez söylüyorum hocam. Artık yeter diyorum. Yönetimden çıkışta dövecek son artık. Bir şey söylemek istiyorum. Hocam dayak yiyeceğim çıkışta. Şaka yaptım. O zaman burada süremizin sonuna geldik. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederiz sayın seyirciler. Biz de herkese sevgiler gönderiyoruz. Konuklarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki... Lanet olasıca Simge! Haydi görüşürüz. TV Hayastol'un 5. bölümünde görüşmek üzere. Esenle kalın. Hoşçakalın. Kokulu öpücükler. Beni ne gülme tuttu. Dur. Tamam hadi. Tamam. Gelen tatlınızı başlat ya. Allah'ım ya. 20-30 dakika olmuş hala başlıyor. İş var lan yarın. İş var. Yani. Oğlum bak çok zekalı gördüm. Böylesini hiç görmedim. Oğlum başlasana. Nedim Barış. Nedim orada gülme krizine geçecek ama hani kendini bozmamaya çalışıyor. Evet. Hani. Yani. Hadi Nedim daha kayıt alınmıyor. Boşver kendini boz. Sıkıntı yok. Abi bu Galatasaray partide var ya susmuyor ha. Susmuyor bu. Kim? Burada şu an konuşmuyor. Hazır mısınız? Kim, sen mi? Hazırız. Bir dakika başla. Ben başlaması yok diyorum. Dur. İlk konu neydi? Bakalım. Ulan yine en dağınık benim ha. Arkaya bak.
İlk Onur abiyle konuşacağım o zaman. Son TP askerlerine falan konuşacağım. Tamam başlıyorum. Teşekkürler. Ya çok komik başı ya. 3. İtirazım var. Harbi gerizekalı ya. Ulan Emir. Ulan harbi gerizekalıymışsın ya. Oğlum başlasana ya. Herkes gülüyor, ne yapayım ben? Oğlum sen gülüyorsun. Yo. Biz gayet ciddiyiz Onur abiyle. Nedim zaten kendini bozmamak için altına evet. Hadi. Tamam bir saniye. Abi. Tamam hadi. Nedim. Dur bir dakika dur. Dur diyor. TP askerlerin. TP askerlerin. Oğlum gülme lan. Dur diyorum konuşuyorsun. Aklıma geldi bir saniye ya. Hadi ya. Emin bir saniye abi. Seni ciddiye sokacağım dur. Gülme abicim. Bak adamların yani işi var bilmem ne, bir önce hani yapalım bitsin. Hadi başla kardeşim. Hiçbir şey demem, direkt başla. Direkt başla abicim. Tamam başlıyorum. 3, 2, 1. TPO beyaz tuttu. Ah siktir ya. bak adam hiç kendini bozmuyor. Gülerken bile bozmuyor. Oğlum sen gerizekalı mısın? Allah aşkına başla ya. Ne diyeceğimi unuttum bir saniye. TPO beyaz tamam, hoş geldiniz. Oğlum TPO beyaz onun 4. bölümüne hoş geldiniz diyeceksin. Kürt. Tamam ses. Tamam. 1. TPO Beyaz Futbol'un 4. bölümünden hepinize merhabalar sayın seyirciler. Bugün yanımda 3 değerli konuğum var. Barış Koz, Sayın Şahin ve Nedim Özgüner. Hepinize merhaba. Ya Onur abi ya. Abi sen gizlik abi mısın ya? Abi ya. Abi kanka Arda girdi. Oğlum ben yine gerizekalı, ben yine gülüyorum, ben böyle falan yapıyorum. Sen niye gülüyorsun? Ben böyle falan yapıyorum ya, sen niye gülüyorsun? Dedim de böyle. Sen güldün abi. Hadi cidden başla. Allah'ım kanım ağrıyor ya. Başla. Saniye tamam. Başla. Hazır mısınız? Başla. Yer. Başlatıyorum. Başla. 3, 2, 1. TPO Beyaz Futbol'un 4. bölümünden hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Bugün... Abi ya. Nedim de evde oldu ya, gülemiyor şu an. Erhan biri basacak gibi. Hadi ya. Tamam. Özür dilerim hadi. Yok kardeş gülmedim. Tamam boş. Hadi. Hiç gülmedi. Hadi. Hadi. Hadi çabuk. Moktan çıkacağım hadi. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Evet hazırız. Herkes hazır mı? Aynen öyle. 3, 2, 1. Devam. Hemen başla. Hadi. Tamam hemen başlıyorum bir saniye. Hemen başlıyoruz. 6, 5, 4. Lan 3 tane saysana. 1. TPO. Abi. Tamam. Hadi abi başlat hadi. İşim var yarım saat kadar. Tamam. Abi düzgün durun Allah aşkına ne demiş. Ona bakıp gülüyorum ben ya. Tamam başladı. Nedim düzgün dur ya. Ne oldu oğlum, Nedim ne oldu? Donut. Anası bastı abi valla. Valla bastı. Hadi.